Sevgili seyirciler, çok büyük bir afet yaşadı Türkiye. Aslına bakarsanız hala da yaşamaya devam ediyor. Yani deprem oldu bitti ama ondan sonrasında e, yeniden yapılanma, o şehirlerin tekrar kurulması, o şehirde yaşayan insanların hayatta kalan insanların hayata tekrar tutunması. ...afetin bir parçası ve afetin yönetilmesi ve koordine edilmesi anlamında çok önemli ve değerli bir süreç. Bugünlerde Türkiye o süreci yaşıyor, yönetmeye çalışıyor. Buna dair akıllı olanlar, buna dair kanaati olanlar sürekli paylaşımlarda bulunuyorlar. Katkıda bulunmaya çalışıyorlar ama en büyük acı şüphesiz bu afeti bizzat yaşayan insanlar o bölgede yaşıyorlar. Bütün bunları konuşurken tabii bu afet koordinasyonunun, Türkiye'deki kentleşmenin, Türkiye'deki yapı stoğunun ve depremden başımıza gelen bu felaketin, bir afetin felakete dönmesinin en büyük sebebi olan Türkiye'deki yapılara dair her şeyi en iyi bilen isim. Türkiye'deki teknik anlamda da şu anda devletin en üst düzey yönetim kadrosunda da bulunan en iyi isim bugün konuğumuz olacak. En yetkili isim konuğumuz olacak. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Sayın Murat Kurum'la hem afeti konuşacağız hem Türkiye'de Kahramanmaraşlı merkezde, merkezi deprem oldu 11 ilimizi etkiledi ama en az o kadar hatta uzmanların söylediğine göre çok daha büyük bir afet bekleniyor o da burada İstanbul'da ee, ve gelin görün ki e, Sayın Bakan da henüz resmi olarak açıklanmadı ama artık herkes bunu söylüyor İstanbul'dan milletvekili adayı oluyor yani İstanbul'a dair de e, bakanlığının dışında da bir milletvekili olarak sorumluluğu bilgisi ve ilgisi de olacak İstanbul'u da soracağız vaktimiz olursa bakanlığa dair birçok konuyu da konuşma e, istiyoruz programa başlıyoruz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bey. ee, Bey. Dün düne kadar depremin olduğu geceden başlayan ve yani siz bugün mü dün mü geldiniz bu arada? Ben dün biliyorum ama. İstanbul'a bugün geldim. Bugün. Bugüne kadar devam eden e, dönemde zaman periyodunda siz deprem bölgesinde kalıyordunuz. Bütün oradaki siz Hatay'da, Hatay'daydınız yanılıyorsam değil mi? Yok. Biz ilk önce Gaziantep hı hı. E, elimize gittik ama tabii oradan tüm illerimize de işimiz gereği e, bütün illerimize ziyarette bulunduk. ya Ben sizi ne zaman bir haber için arasam ya Hatay'dasınız ya Antep'tesiniz ya Maraş'tasınız ya Adıyaman'dasınız evet. sürekli bütün bu süreci bizzat yerinde koordine koordine eden <laughs> e, devletin önemli isimlerinden bir tanesiniz. Bize şimdi şu an itibariyle e, deprem bölgesindeki son rakamlar nedir? Yıkılan bina sayısı nedir? E, yıkılması gereken bina sayısı nedir? Ne kadarlık bir bina daha yapılması gerekiyor? Bunun için nasıl bir zamana ihtiyaç var? E, başladı çalışmalar, temel atma törenleri bir yandan devam ediyor. Ama bugün itibariyle neredeyiz ve hedef nereye görmek bir onu anlatır mısınız? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi 6 Şubat sabahı bütün Türkiye gerçekten derin bir acıyla ...4-17'de uyandı... ...ve e, Kahramanmaraş... ...Pazarcık merkezli... ...11 ili etkisi altına alan... ...ve 11 ille birlikte de... ...14 milyon vatandaşımızı... ...etkileyen... ...kimilerine göre asrın en büyük felaketi... ...gerçekten... ...coğrafyamızın yaşadığı en büyük... ...afetlerden, deprem afetinden... E, ...bir tanesiyle... ...karşı karşıya kaldık... ...tabii biz her afette olduğu gibi... ...yine... Ee, vatandaşımızın yanındaydık ee, hızlı bir şekilde ilgili. Siz ne zaman gittiniz oraya? O sabah oradaydınız. Biz sabah İki saat sonra e, sabah deprem, deprem, deprem e, olur olmaz hemen e, deprem bölgesine ilgili bakan arkadaşlarımız e, koordine yapmak üzere e, illere görevlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız görevlendirmeleri yaptılar ve bu kapsamda e, bakanlarımız e, gider gitmez e, kendiliğiyle alakalı yapılması gereken tüm koordinasyonları yapmak suretiyle e, AFS'de de vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Tabii biz gittiğimizde de zaten bir taraftan da artık arama kurtarma çalışmaları fiilen il bünyesinde başlamıştı. E, tabii 11 ili etkilemesi, 11 ille beraber bu illerin hepsinin komşu olması yani e, işte Maraş baktığınızda Adıyaman'la, Gaziantep'le Gaziantep, e, Gaziantep Adana'yla Osmaniye'yle Öbür tarafta baktığınızda hemen işte Gaziantep'in az, az ilerisinde Hatay'ımız var, e, Elazığ'ımız var, Malatya'mız var, e, Şanlıurfa'mız var ve 11 il e, birbirine komşu iller. Ve o günde gerçekten hava şartları falan çok kötüydü. Yani e, biz evet. deprem bölgesine her havalimanı zaten hizmet veremiyordu. Gittiğimiz havalimanından da e, karayoluyla gitmek e, durumundaydık ve ee, kara yolu güzel güzergahında da e, ister istemez böylesi büyük bir depremde göçmeler kaymalar, heyelanlar kaya düşmesi sebebiyle de yollar da e, kısıtlı şartlarda imkan verebiliyordu. E, hamdolsun biz e, 11 ilimizde her saat, her dakika üstüne koya koya mücadelemizi verdik. Vatandaşımızla birlikte verdik. Bu da çok önemliydi. Yani e, gerçekten e, bizim milletimiz e, bu noktada e, gönlü geniş e, ve gerçekten e, hep bizim yanımızda oldular. Yani deprem sürecinde e, işte enkazın bir köşesinden onlar tuttu. Oradaki vatandaşımızın çıkarılmasına adına yapılan mücadeleye ama gönlü gönlüyle ama fiziki şartlarla birlikte e, destek oldu ve 11 ilimizde eş zamanlı e, öncelikle arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bu kısıtlı şartlara rağmen. Ee, ve totalde işin sonunda 270 bin personelle e, 11 ilde e, afetten etkilenen vatandaşlarımızı öncelikle enkazdan çıkarmak, ardından e, arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte eş zamanlı olarak geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek zorundasınız Candaş Bey. Yani o insanlar oradan çıkardıktan sonra tabii ki ister istemez binalara girmekte tedirgin oluyorlar ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat Ankara'da Afat e, koordinasyon merkezinde e, tüm 11 ilin sürecini e, koordine ettiler ve biz de e, gider gitmez illerimizde koordinasyon merkezlerimizi kurduk. Koordinasyon merkezleriyle birlikte de e, sahadan gelen ihtiyacı e, yine Ankara'ya ulaştırmak veya işte kendi imkanlarımızla birlikte temin etmek suretiyle bu mücadeleyi verdik. E, e, dördüncü gün itibariyle de hemen hemen e, bütün şehirlerimizde arama kurtarma faaliyetleri kısmen bitmeye başladı e, ve tabii çok e, önemli mucizelerle karşılaştık Yani e, üç gün sonra 4 gün sonra e, 120. saatte e, enkazdan kurtardığımız canlarımız oldu kardeşlerimiz oldu onlar bize umut oldular e, onlarla birlikte o mücadele ve motivasyonumuz giderek arttı e, ve ee, az önce de ifade ettiğim gibi e, devletimiz emin olun her türlü imkanıyla her türlü gücüyle gerek kendi kaynaklarıyla gerekse e, yurt dışından e, dost ülkelerimizle sivil toplum ülke, e, örgütlerimizle ve 85 milyon oradaydı. Biz e, hatta birazdan şeyi de anlatayım yani deprem sonrasını da 85 milyonu biz enkaz alanlarında gördük. Enkaz alanlarında İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız vardı. Ankara'dan gelenler vardı. Konya'dan, Kayseri'den, e, belki kendi ilinde de e, hasarlar söz konusuydu ama kendi ilini unuttu, kendi acısını unuttu. Enkazdaki e, vatandaşımıza yardım edebilmek ve oradaki AFS'de kardeşlerimizin yanında olabilmek amacıyla bu mücadeleyi verdik. Hep söylüyoruz, gerçekten necip bir milletiz ve e, zor zamanlarda bir olmayı biliyoruz. Keşke her zaman bir olabilsek. Keşke her zaman o tek yürek olmayı becerebilsek. Şimdi size tabii izleyicilerimizden gelen sorular da var. İstanbul'u böyle biraz daha geniş geniş konuşalım istiyorum. O yüzden diğer İstanbul dışı gelen soruları size sorayım. Ee, bu kira limiti meselesi çok önemli. Siz bu işin gerçekten sorumluluğunu aldınız ve en önemli inisiyatifi siz başlattınız. Yüzde 25 kira zammı ee, Bu ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde bir barınma, bir konut evet. krizi evet. yaşandı. Evet. Ve e, bu da kiracıları çok kötü vurdu. Bir anda kiralar %200'e, 300'e falan fırladı. Siz o dönem bu işi gerçekten ele alıp bir çalışma yaptırdınız. Evet. Ee, Hazine Maliye Bakanlığı'yla da beraber. Adalet Bakanlığı'yla e, Bakanlığı da beraber %25 kira azalmasını evet. yapıyordunuz. Ve bu gerçekten geçen sene birçok kiracıyı çok rahatlattı. Evet. Ee, şimdi herkes şunu soruyor. Bu bu uygulama ne kadar daha devam edecek? Bir. İkincisi e, birçok alanda buna bu uygulamanın faydasını görenlerin en çok merak ettiği iş bunun kararı verilirken verilen %25 kararı eğer bu devam edecekse yine aynı oranda devam edecek mi? Şimdi bu e, düzenleme yapmamızdaki sebep e, tabi pandemi süreciyle birlikte e, tüm dünya bir tedarik zincirinde bozulmaya e, sebebiyet verildi ve bu bozulmayla birlikte de gerek ham madde olarak inşaat sektörü olduğu gibi tüm sektörler etkilendi. Yani tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte e, tüm ülkeler görülmedik, e, tarihlerinde görmedikleri enflasyonlarla karşı karşıya kaldılar. E, dolayısıyla burada bir bu geçici süreç için tedbir almak zorundaydık ki e, bizim de ülkemizde neticede e, inşaat sektöründe maliyet girdilerinin artması sebebiyle e, artışlar söz konusu oldu. Şimdi bu geçici sürecin bitmesine müteakip de bir normale geçiş sağlamak zorundayız. Ama bu süreçte de herkes bir fedakarlık yapmak zorundaydı. Biz de o noktada %25 olarak artış sınırı belirledik. Bunu belirlememizdeki sebep de geçici bir sürecin tamamlanmasına müteakip zaten taşlar yerine oturacak. Ki geçen seneki yaşadığımız enflasyonla bu sene ortaya koymuş olduğumuz hedefler farklı biliyorsunuz. İnşallah bu hedefleri yakaladığımız zaman zaten olağan akışında e, biz serbest piyasa koşulları çerçevesinde e, kiracı e, ev sahibi ilişkisi devam edecektir. Ama bu geçici süreçte de kiracılarımıza destek olabilmek, vatandaşımızla birlikte bu süreci el birliğiyle e, yürütmek adına bu düzenlemeyi yaptık. Temmuz'a kadar geçerli. Eğer Temmuz'dan sonra da böyle bir durum söz konusu olursa, bu süreç bu tarihi uzatılacak. Şunu soruyor insanlar, mesela Mar Maraş'ta Turgut Özal Bulvarında oturuyor. Evet. Yani Maraş'ın iyi bölgeli. iyi derken daha e şehrin güzel yerlerinden bir tanesi binası yıkıldı. E Maraş'ta yine aynı yerde bina mı alacak yoksa e zemini daha sağlam, sizin o rezerv alanı dediğiniz mi çek? Hangi kimin nasıl evde oturacağına nasıl karar verilecek? Şimdi şöyle, biz daha önce de işte İzmir'de mesela Bayraklı'da. Ee, deprem oldu. Bayraklı'da yerinde yaptığımız, binasını yerinde yaptığımız vatandaşlarımızı yerinde verdik. Eğer yerinde yapamıyorsak yerinde zeminle ilgili bir sorun varsa, efendim sıvılaşmayla ilgili bir sorun varsa rezerv alanda <laughs> konutlarımızı yapıyoruz. Ee, ve orada da vatandaşlarımızı kendi alanına en yakın yerdeki rezerv alanına veriyoruz. Hmm. Ha, arsa, arsa Arsasında eğer bir tasarrufta bulunmadıysak eğer zaten arsası kendisine kalıyor. Ama arsada e, yapılaşma sorunu varsa Burada yapılaşmaya ilişkin bir risk söz konusuysa arsanın değeri Neyse o değeri karşılığında gerek Trump'a gerek kamulaştırma yöntemiyle de vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreci yönetiyor olacağız. Dolayısıyla yerinde yapılabilecek alanlarda yerinde ama yani yerinde 20 katlı var ama biz şu anki durum sebebiyle oradaki zemin durumu sebebiyle belki 5 katlı yapacağız. Hmm. Ki biz zemin artı 4-5 katı hiçbir yerde geçmedik. Ee, ve burada imar hakları neyse vatandaşlarımızın değerlerini, imar haklarını koruyacak anlayışla bu çalışmayı yürütüyoruz. Ee, dolayısıyla yerine yapacağımız vatandaşlarımız da olacak. Yani işte Maraş'ta örneğini verdiğiniz e, rezerv alana gidecek de olacak. O yüzden e, rezerv alana gidiyorsa zaten yerinde e, herhangi bir imarla ilgili problemi yoksa oradaki arsadaki imar hakları kendisine kalacak. Baki. Ee, biz yerinde yapıyorsak e, vatandaşımıza en yakın yerden, en yakın kattan kurasını çekeceğiz ve orada konutunu vereceğiz. Yerinde yapmıyorsak da rezerv alanda hangi rezerv alan vatandaşımızın arsasına, mahallesine, ilçesine yakınsa o rezerv alanda vatandaşlarımıza vereceğiz. İstanbul, Türkiye'nin gözbebeği, Türkiye'nin kültürel hayatının, ekonomisinin, medyasının, e, her şey, birçok anlamda her şeyin neredeyse yani Vergi rakamlarına baktığınız zaman da Türkiye vergisinin %40'ından fazlasını, neredeyse yani yarısına yakınını İstanbul veriyor. Yani İstanbul'un yıkıldığı bir senaryoda Türkiye'nin ayakta kalma şansı yok. Katılıyor musunuz bana? Yani e, katılıyorum. Tabii ki İstanbul'da böylesi bir deprem e, ülkemizi felakete sürükler. E, ben hep söylüyorum, e, milli güvenlik meselesi. Yani Ülkemizin egemenliği, istikbal meselesi, istiklal meselesi bu kadar önemli. İstanbul'da Allah göstermesin böyle bir depremde hazırlıklı girmezsek eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikbali noktasında, çocuklarımızın geleceği noktasında çok önemli bir sorunla karşılaşırız. Peki, e, bilim insanları söylüyorlar artık biliyoruz. Yani Marmara Denizi'nin dibindeki fay hattını dünyanın en iyi bilinen fay hattı evet. dediler. İki tane yedi şiddetinde deprem bekliyoruz. Yedi Ve bu küsür hatta. süratla. E, deprem 7 sürat tabii. Yani 7.4 diyen var. Celal Hoca 7 6'ya da çıkabilir diyor. İkisi bir arada olabilir, birleşip tek parça, ayrı ayrı kalır ama sonuçta bu olacak. Artık bilimin gerçeği. Ve herkes şuna mutabık İstanbul henüz bu depreme hazır değil. İstanbul bu depreme ne zaman hazır olacak sayın Bakanım? Şimdi burada da yine seçim beyanamesinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklar ee, ve bu projenin detaylarını da önümüzdeki e, günlerde inşallah e, İstanbul'la, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte e, paylaşmış olacağız. E, İstanbul'da 5.9 milyon konut var. 5.9 milyon. Ve bu konutların 1.5 milyonu e, ama zemin sebebiyle. O şey ayrımı söyleyeyim ama konutla bina aynı şey değil. Değil. Yani bu konut, konuttan yani, hı, bahsediyorum. Yani bir konut bir ailenin yaşadığı evet, ya bir aile. da bir kişinin yaşadığı yer. Evet. 5.9 milyon konut var. Ve bu konutların 1.5 milyonu 1.5 milyonu da riskli. 1.5 milyon riskli konut. 1.5 milyon, milyon riskli bu konut. Bu yüksek var. riskli mi yoksa Şimdi bunların tabi dereceleri var ve sebepleri de var. Hı. Nedir sebepleri? İşte heyelan riski olan var. E, 99 öncesi yapılmış herhangi bir mühendislik hizmeti almamış yapılar var. Zemin sıvılaşması riski olan yerler var. Yine e, burada e, yoğunluk sebebiyle o binaların her türlü e, depreme ve afete karşı tedbirin alınmadığı alanlar var. Yani e, bu bir buçuk milyon konutun acilen dönüşmesi gerekir. Hani Türkçe konuşalım. Ortadan konuşalım. Bir buçuk milyon konsum. bir buçuk milyon konusun dönüşmesi lazım ve bu dönüşümle ilgili iradenin ortaya konulması lazım. Bunu vatandaşımızla, belediyemizle ya vatandaşımız bunun hesabını sorsun. Bakın ben sen benden sorsun. Muhtarıysa muhtarından sorsun. Belediye başkanıysa belediye başkanından sorsun. Ama bu işi yapalım. Bu işi yapalım. Ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize eğer bir ülke bırakacaksak sağlam depreme karşı, afetlere karşı dirençli bir İstanbul bırakalım. Bir buçuk milyon konutun ne kadarı? Hepimizin, hepimizin güvenle yaşayacağı, huzurla yaşayacağı, mutlu olacağı bir İstanbul bırakmak zorundayız. Bir Türkiye bırakmak zorundayız. Siyasi iradenin de görevi budur. Devlet yönetiminin de görevi budur. Belediyenin de görevi budur. Vatandaşın da görevi budur. Bu, bu bir kere net. Ha bununla ilgili ne yapacağız? Şimdi biz... Bir buçuk milyon konutun ne kadarı birinci dereceden riskli. Yani kesin yıkılacak. Bu, bu acilen dönüşmesi gereken %20-25'i. Yani 300-350 bin. Bir konutta kaç kişinin yaşadığı tahmin 4 ediliyor? 4 kişi. 1,5 milyon konutun 200 bini birinci derece riskliyse 800 bin insanın yaşadığı 300, konut yıkılacak mı? 300, 300, bini acilen dönüşmesi gerekir. O da 4 ile çarptığınızda 1,2 milyon insan. insanımızın evlerinin bir an önce dönüşüme girmesi gerekir. Bu şu, şu demek an mi Sayın Bakan? Bizim... 1.2 milyon insanın hayatı tehlike altında demek mi bu? Ya, muhakkak yani, yani bir deprem varsa, deprem varsa e, bu risklerde söz konusuysa bu bu e, risk yok var. Ya, anlamaya çalışıyorum çünkü çok önemli bir şey söylüyorsunuz. 1.2 milyon insanın yaşadığı konut şu an İstanbul'da acilen dönüşmesi gerekiyor. Birinci gereken. derecede yıkılma evet. riski taşıyor evet. ve çok acilen evet. dönüşülmesi evet, evet, lazım. Evet, evet. İşte bugün Kadıköy'deki bina kendiliğinden yıkıldı. Tabii bugün yıkılan bina. Altı katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Deprem yok bir şey yok. Yani hiçbir deprem olmadı. Yani dolayısıyla bizim İstanbul'un genelindeki bir buçuk milyon konutu acilen dönüştürmemiz lazım. Bizim her şeyden önce bunu bunu ortaya koymamız lazım. Ve bu projenin etrafında el ele kenetlenip, el ele kenetlenip hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Hem yani siyaset bu tarafta. Yani siyaset üstü bakacağız, milli güvenlik meselesi, geleceğimiz, tarihimiz, kültürümüz. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Yani bunları korumak istiyorsak eğer bunu bir an önce yapmak zorundayız ve hep birlikte yapmak zorundayız. Biz ve buna ilişkin de... anlamalar, yani daha iyi anlamalar açısından şöyle bir örnek vereceğim. Bugün yaşadığımız bu büyük afetin sonunda kaybettiğimiz insan sayısı 50 bin. Evet. Çok büyük bir rakam. 50 evet. bin insan kaybettik. Evet. Çok büyük bir rakam. Evet biraz önce sizin Çevre ve Şehircilik Bakanımızın e, ifade ettiği rakam 1.2 milyon insan. 1.2 milyon insan. Ve Allah korusun tabii de yani şöyle yani hani bunları e, hani daha iyi anlaşılabilmesi için. Şimdi biz 11 ilde 7.6 7.4 şiddetindeki depremde acil ağır yıkık bina e, sayımız 311 bin. Bağımsız bölüm sayımız 876 bin. Yani aslında hemen hemen e, bu illerimizdeki acil ağır yıkık bina sayısıyla bu riskli bina sayısı hemen hemen birbirine yakın. Yani e, bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz lazım. Aslında yapabiliriz diyorsunuz. Yani bunu yani... yapamayacak ne var? Şimdi bu iradeyi ortaya koymanız lazım. Yani siz e, deprem bütçesi deyip deprem bütçesine hiçbir para harcamazsanız, hiçbir bütçeyi buraya ayır, ayırmazsanız yapacağız deyip on binlerce konut yapacağız deyip söz verip yapmazsanız olmaz. Bu ben sende benim benden hesabını sorsun vatandaş. Bakın çok net söylüyorum. Siz belediyeye söylüyorsunuz bunu. Yani kimse bunun sorumlusu. Ya belediyesi, ilçesi, büyük şehri, Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i. Yani böyle bir, bir, hep birlikte yapmak zorundayız. Yani e, biz hani diyoruz ya işte 16 milyonun yaşadığı 85 milyonun yaşadığı ülke, ülkemizin geleceği, çocuklarımız hep ne için yapılıyor işte bu işler? Çocuklarımız için yapılıyor, geleceğimiz için yapılıyor. Daha iyi şartlarda yaşasınlar, daha iyi şartlarda okusunlar, üniversiteye gitsinler, havalimanları olsun, okulları olsun, altyapısı olsun. Niye yaptık 20 yıldır? Çocuklarımız için yaptık, geleceğimiz için yaptık. Dolayısıyla bunu da yapmak zorundayız. Bu bir zorunluluktur. Şimdi deprem bölgesinde biz 650 bin konutun yapımına başlatıyoruz. Ve diyoruz ki biz bir yıl içerisinde başlattığımız bu 319 bin konutu teslim edeceğiz. Ardından da etap etap 650 bin konutu vatandaşımıza teslim edeceğiz. Sanayi siteleriyle birlikte. Sanayi sitesini kaç tanesini çıktık biliyor musunuz? Şu arada sanayi sitesiyle alakalı da burada de rakam vardı. Yine 2000 tane e, burada sanayi sitesi yapımını başlattık. Ve bu sanayi siteleriyle alakalı da e, etap etap şehirlerimize sanayi sitelerini yapacağız. İstanbul'u da sanayisiyle, kültürüyle, tescilli yapılarıyla birlikte ele almak zorundayız. Bu bir buçuk milyon konutu inşallah önümüzdeki süreçte beğenmemizde de açıklanacak. Biz 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini de Avrupa yakasında olmak üzere iki rezerv alan belirleyeceğiz. Bu rezerv alanlar 3 lokasyonda, 4 lokasyonda olabilir. Buralara rezerv konutlarımızı yapacağız. Oraya taşıyacaksınız. 500 bini de o bir buçuk milyon riskli konutumuz var ya o 1 milyondaki yoğunluğu o 500 yüz bin rezerv alanlara taşıyacağız ve 500 bini de yerinde yapacağız. Hmm. Nasıl şu an depremde yerinde yapıyoruz, rezerv alanda yapıyoruz? İlla deprem mi olması gerekiyor? İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Bu rezerv alanlar belirlendi mi? Bu rezerv alanlar belli. Yani üç aşağı beş yukarı nerede ne yapacağımız belli ki inşallah önümüzdeki süreçte temellerini de atacağız biz bu rezerv konutlarının. Ee, bunlara da başlayacağız. Peki bir de şu ayağı ayağı yok buyurun. Ve ve şöyle Candaş Bey yani emin olun enkaza ulaşma noktasında buradaki yeşil alan ihtiyaçları, sosyal donatı ihtiyaçları nefes alacak yer yok. Bazı sokaklarımız öyle ki ben... itfaiye aracı giremiyor.